İğne Uyalarım Kelime kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere kolay, gösterişli bir oyanın yapılışını anlatacağım. Ve ben oyamın yapılışına geçiyorum. İlk başta şöyle ipimi dömlüyorum. Bu şekilde ipimi dömledim. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. İkinci zürafamın üzerinde dönüp içinde bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle tepesinde iki tane küçük pırpır yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde. Zürafayla devam ediyorum. Bu kadar zürafa yaptım. Şimdi 4 tane zürafam, 4. yani buradan sayınca 1, 2, 3, 4, 4. zürafama şöyle atıyorum. Bu şekilde. Şuradaki ipimi üzerine atıyorum. Ve zürafa ile üzerinden geçiyorum bu şekilde. Küçük bir daha yapacağım. Gördüğünüz gibi dağımı yaptım. Şimdi zürafayla aşağı iniyorum. Bu şekilde aşağı indim. Tekrar zürafa ile devam ediyorum. Bir tane daha yaprak yapıyorum. Bu yapraktan bir tane de bu köşeye yapıyorum. Şimdi ipimi kopartıyorum. Şimdi başka renk ipimi taktım. Ve bu ipimi şuradan ilk zürafama dönüyorum. Bu şekilde dönledim. Şu sonuncu zürafama atıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönledim. Büyük bir zürafa oluştu. Zürafamın üzerinden dönüyorum bu şekilde.
ve içine 3 tane küçücük pırpırık, pırpır da denmez, küçücük zürafadan az bir yüksek gözlemeler yapıyorum bu şekilde. 3 tane. 3 tane gözlememi yaptım. Şöyle üzerine çıkıyorum. Çoğaltma işlemine geçiyorum. Şu ortaya atıyorum. Bir tane zürafa oluştu. Sonuncu pırpırımın içine de attım. Ve burada bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. Ve aynı işlemle devam ediyorum. Şuraya atıyorum. Başta bir tane zürafa yapıyorum. Sadece çoğaltmayı başlarda yapıyorum. Yediye kadar çoğaltıyorum. Yani şu üstteki pırpırlar 7 olana kadar. Birazdan göstereceğim 7 olduğu zaman. Ve 7 tane yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan sayınca tam 7 tane oluyor. Şimdi şeye geçiyorum, eksiltiyorum. Eksiltme işlemimde şu başlarda bir tane yapıyordum. Baştaki zürafamın içine yapmıyorum. Şöyle göstereyim. İkinci zürafama atıyorum. Ve zürafa ile devam ediyorum. Başlarda çoğaltma yapmıyorum.
Bu şekilde bir tane yaprağımı yaptım. Aynı şekilde iki tane daha yapacağım. Şimdi ipimi kopartıyorum. Başka renk ip taktım. Şuraya düğümlüyorum. Aynı şekilde 3 tane küçük güzeme yapıyorum. Dediğim gibi pırpır da değil. Zürafadan biraz daha yüksek olacak. Çünkü pırpır yaptığınız zaman aşağısı ince durur, güzel durmaz. O yüzden küçük güzemeler yapıyoruz. Bu şekilde.
ipimi tekrar kopartıyorum. Şimdi mor ipimi takıp şurada da bir tane yaprak yapacağım. Aynı şekilde olacak. Toplamda 3 tane yaprağım olacak. 3. yaprağımı da yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi yeşil ipimi tekrardan taktım. Şu tepeleri şu yaprağımın tam köşesine ipimi düğümlüyorum. Bu yaprağımın köşesine atıyorum. Bu şekilde. Küçük bir tane zürafa oluşturup üzerinden dönüyorum. İçinde 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerinden bu şekilde dönüyorum. Köşesinde bir tane küçük pırpır yapıyorum. Ve zürafa ile üzerinden geçiyorum. Bu şekilde tekrar geriye gidiyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Zürafa ile devam ediyorum. Bitene kadar. Ve bitirdim. Aynı şekilde diğer köşesinde de yapacağım. Yapraklarımın arasında şöyle küçük yeşil yapraklar olacak. Şuraya da bir tane yapacağım şimdi. Şimdi içindeki damarlara geçiyorum. İstediğiniz renk ip kullanabilirsiniz. Ben siyah kullanacağım. Şuradan düğümleyeceğim ipimi. Şöyle ipimi düğümledim. Şuraya atıyorum. Tam şuradan çıkartıyorum. 3 kere yapacağım. İpim 3 kere de aynı yerden çıkartacağım. Farklı yerlerden çıkartırsanız damarlarınız kötü durabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Siyah olduğu için görünmüyor. Pembe de inşallah daha net görünecektir. Şimdi bunu yaptım. Pembeye geçiyorum. Şöyle buradan batarak çıkartıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi daha net görünüyor. Bu şekilde yapıyorum. Şu alttan batarak diğer yaprağımdan çıkartıyorum. Hiç düğüm falan atmadan. Bu şekilde.
Onu da bitirdim. Şimdi tam altında düğümlüyorum. Bu şekilde düğümlüyorum. Sıkı bir düğüm attım ve kesiyorum. Benim motifim bitti. Bu şekilde oldu. Bu arada büyük makas kullanmayın. Küçük makaslarınız varsa ben büyük makas kullanarak şunun ucunu yanlışlıkla kestim. Siz daha dikkat edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.